Evet değerli izleyenler günlerdir beklenen anayasa teklifi değişikliği meclise sunuldu. E, teklifin detayları ile ilgili AKP ve MHP kurmayları bir açıklama yaptılar. Biz de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçay'ın yanındayız. Efendim teklif meclise sunuldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi dinledik AKP ve MHP sözcülerini. İçerikle ilgili bize pek bir bilgi vermediler. E, halbuki içerik üzerine konuşmak lazım. Yalnız bazı ipuçları elde ettik. Bir de bugüne kadar basında çıkanlardan. E, burada önemli olan şu. E, cumhurbaşkanı, başbakan bir kimse de birleştiriliyor. Yani hükümetin başı hem cumhurbaşkanı oluyor hem de başbakan, e, hükümetin başı bir şahısta toplanıyor. Peki bu hükümetin başı, cumhurbaşkanı meclise karşı sorumlu olacak mı? O konuda biraz evvel... AKP sözcüsü ceza sorumluluğundan söz eden bir açıklamada bulundu. Dedi ki eskiden yalnız vatanı ihanetten sorumluydu Cumhurbaşkanı. Şimdi diğer suçlardan da sorumlu olacak. Bakın bu önemli değil. Önemli olan siyasal sorumluluğu olacak mı? Yani suçlu Cumhurbaşkanı suçluysa yakasına yapışılacak. Tamam da peki siyasal sorumluluk ne olacak? Yani kanunları yapan bir meclis var. Kanunları uygulayan Cumhurbaşkanı ve etrafında sekreterlerinden oluşan sözüm ona bir hükümet var Peki bu hükümetin kanunların e, uygulanmasında e, ne gibi meclise karşı sorumluluğu var meclis onu denetleyebilecek mi Suç başka bir şey ama bir de siyasal denetim diye bir mesele var kanunu yapan meclis kanunların uygulanmasını denetleyebilecek mi Şimdi anladığımıza göre bu ortadan kaldırılıyor. Yani çok katı bir kuvvetler ayrılığı getiriliyor. Meclis yalnız kanun yapıyor ama o kanunların yapılma, e, uygulanmasında söz sahibi değil. Yani mevcut anayasa sistemimizde hatta 1870'lerden beri olan gen soru, soru, meclis araştırması, meclis soruşturması gibi siyasal denetleme araçları ve kurumları yok ediliyor. O anlaşılıyor şu anda. Yarın gazeteleri okuyacağız veya ajansları biraz sonra düşecek oradan inceleyeceğiz. Ama şu anda bizim gördüğümüz e, hükümet meclise karşı siyasal sorumluluğa sahip değil. Yani Ali Gran Başkasen hükümeti kurulacak. Meclisin yetkileri de e, kısıtlanmış oluyor. Kanun yapmayla sınırlanmış oluyor. Ama hükümeti denetleme yetkisi kaldırılmış oluyor. Bu önümüzdeki sürecin ihtiyaçlarına uygun değil. Hatta şunu söyleyeyim. Yani e, önümüzdeki sürecin milli birlik ihtiyacı, disiplinli devlet, disiplinli toplum ihtiyacını sabote eden, baltalayan bir anayasa girişimidir. Hangi koşullardayız? Birincisi vatan bütünlüğü için bir savaşın içindeyiz. Yani Türk ordusu şu anda Fırat Kalkanı'nda, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde Askeri harekat yapıyor. Biz savaşın içindeyiz. Polisimiz, ordumuz, köy korucularımız aynı zamanda yurt içinde bölücü terör örgütünü temizlemek için canla başla bir mücadele içindedir. bir harekat yapıyor. Şimdi burada bizim bir milli birliğe ihtiyacımız var. Oysa getirilen sistem bizi bölüyor. Bakın Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili yapılan anketler, işte 2-3 gün önce hepsi yayınlandı. Büyük çoğunluğun yani toplumun, milletin çoğunluğunun Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğunu gösteriyor. Hani diyelim ki eşit olsun yüzde elli, yüzde elli. Türkiye savaşırken toplumu bu şekilde Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bölmenin, milletin birliğini e, zaafa uğratmanın bir anlamı var mı? Yine bugün Türkiye derin bir ekonomik krizin içine girmiştir ve o ekonomik krizden, sistem değişikliğiyle çıkmaya çalışıyor. Yani borçlanma ekonomisi bitti, battı. Tekrar Türkiye Vatan Partisi'nin savunduğu üretim ekonomisine geçme arayışları içinde bu yönde adımlar atılıyor. İşte dolarla ilgili adımlar var. Milli paralar Rusya ile Çin ticarette gündeme geliyor. Efendim iç pazarı güçlendiren ithal ikamesine yönelik tedbirler peş peşe geliyor. E, tabii Türkiye'nin öndeki bu derin ekonomik kriz bir güvenlik sorunuyla birlikte ele alınması lazım. İkincisi ekmek sorunu, enerji güvenliği sorunu. Üçüncüsü bu koşullarda milleti birleştirmek lazım, devletle milleti de birleştirmek lazım ve güçlü ordu lazım, güçlü meclis lazım. Şimdi burada güçlü meclis kalmıyor. Halbuki vatan savaşı, istiklal savaşı diyoruz. Güçlü meclis de yapıldı. Niçin Ankara'da? 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. Padişahla çünkü yürütülemezdi. Bakın şimdi hem ikinci İstiklal Savaşı diyor ve haklı. Başbakan, Cumhurbaşkanı ikinci İstiklal Savaşı'ndayız diyorlar. Çok doğru. ikinci İstiklal Savaşı'ndayız ama ikinci İstiklal Savaşı'nı padişahla yapabilir miyiz? 1. İstiklal Savaşı'nı padişahla yapabildik mi? Padişahla yapamadığımız için birinci İstiklal Savaşı'mızda Ankara'da bir meclis kuruldu ve eee o meclis milleti ayağa kaldırdı. Milleti seferber etti. Milletin bütün imkan ve kabiliyetini Atatürk'ün değişiyle harekete geçirdi. Meclis olmasaydı ve o meclise bağlı onun denetlediği bir hükümet olmasaydı biz İstiklal Savaşı'nı başarıyla götürebilir miydik? Aynı şekilde bugün bir nevi savaş ekonomisine doğru gidiyor Türkiye. Bunu görmemiz lazım. Zaten bir savaşın içindeyiz. Bir milli direnme ekonomisi Vatan Partisi'nin kavramıyla bir milli direnme ekonomisi şart kapıya dayandı ve o o eşikten de Türkiye'ye girdi. Bu koşulda da bizim bir milli birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Yani fedakarlıkları yaymak, bütün milli sınıflar arasında bir uyum sağlamak... ...ve güvenliği ülke içinde gerçekleştirmek, yabancı ülkelerin müdahalelerine set çekmek... ...bunlar hep milli birlikle olacak şeyler. Ama... Cumhurbaşkanlığı sistemiyle şimdi o milli birlik dinamitleniyor. Çok büyük hata ve bu ekonomik kararların bir milli birlikle gerçekleştirilmesi şansı tepiliyor ve çünkü bu, meclis güçlü olmazsa güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis, güçlü bir devlet, devletle millet arasında beraberlik, milletin ve devletin disiplinli hareketi bunlar önümüzdeki ihtiyaçlar Devlete de disiplin lazım önümüzde ve şu gün millete de disiplin lazım. Peki meclise şey yaptığımız zaman, zafa uğrattığımız zaman, meclisin yetkilerini bu şekilde biçtiğimiz, budadığımız zaman bir milli disiplin ve devlet disiplini ve toplum disiplini sağlayabilir miyiz? Bu bakımlardan da çok büyük yanlışlar var. Bakın bugün bir savaş var ve hatırlayalım İstiklal Savaşı'nın son emri neydi Büyük taarruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları diyor. Yani meclise vurgu yapıyor. Yoksa bir başkana, bir lidere vurgu yapmıyor. Çünkü o meclis o milleti birleştiriyor ve o meclisten emir alan Türk silahlı kuvvetleri o büyük zaferi kazandı. O bakımdan da önümüzdeki vatan savaşının başarısı ve üretim ekonomisine geçmede ihtiyacımız olan milli birlik açısından bakarsak ve disiplin ihtiyacı açısından bakarsak bu cumhurbaşkanlığı sistemi son derece zararlıdır ve buradan ben tekrar gözden geçirmeye davet ediyorum. Özellikle AKP meclisi itki şeyi tasarıyı veren AKP grubudur ve onları derhal bu tasarıyı geri çekmeye davet ediyorum geri çekmeye davet ediyorum. Bakın bir tuzağa doğru gidiyorlar. Ben buradan tuzağa e, nın, e, şeye girmeden önce son uyarıyı yapıyorum. Ve şunu da kesinlikle söyleyeyim. Eğer e, meclisi yetkisiz hale getirilen bir tasarı yarın e, gazetelerde çıkacaksa söz konusu olan oysa kesinlikle bunu başaramayacaklar. Meclisi yetkisiz hale getiremeyecekler buna hem meclis direnecek, AKP'nin içinden de direnme olacak, MHP'den de direnme olacak. Ama en önemlisi buna millet izin vermeyecek. Millet meclisinin yetkilerinin zayıfladığı bir anayasa taslağı Türkiye'de kesinlikle anayasa haline gelmeyecektir. Onun için bu anayasayı değiştirme girişimi göreceksiniz başarısızlığa uğrayacaktır ve bozguna uğrayacaktır. Türk milletine burada görevlerini hatırlatıyorum, sorumluluklarını hatırlatıyorum. Aynı zamanda milletvekillerine de sorumluluklarını hatırlatıyorum. Mesela sır Cumhurbaşkanı'nın ceza sorumluluğu değil. Cumhurbaşkanı hükümetin başı olarak siyasal sorumluluğa sahip mi değil mi? Sahip değilse o zaman bir mafya başkanlığı sistemi gelir. Yani Türkiye'de geçmişte oluşmuş olan dolar efendim şey, vurguncuları, borsa vurguncuları, Sıcak para komisyoncuları, tarih katrançıları, bunun oluşturduğu mafya Türkiye'nin tepesine o zaman gelir, oturur ve mecliste onu denetleyemez. Bu Türkiye'nin önüne koyduğu görevleri başaramaması gibi çok vahim süreçleri ateşler. Onun için herkesi uyanıklığa çağırıyorum, uyarıda bulunuyorum ve milletimize sonuna kadar güveniyoruz. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek teklifle ilgili uyarılarda bulundu. Teklifin yürütmeyenin meclisin yürütme tarafından denetimini kaldıracağını ifade etti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve teklifin geri çekilmesi uyarısında bulundu. Sözü merkeze bırakıyoruz.